Bölüm 129 Toplantı ve toplantı yerlerinde oturma adabı Hadis 825 i̇bn Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biriniz, bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp, sonra onun yerine kendisi oturmasın. Fakat açılarak ona yer verin. İbn Ömer bir kimse kendisi için oturduğu yerden kalktığında onun yerine oturmazdı. Hadis 826. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biriniz, oturduğu yerden kalkar, sonra tekrar dönüp gelirse, oraya oturmaya herkesten daha fazla hak sahibidir. Hadis 827 Cabir İbni Semure, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Biz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna vardığımızda, her birimiz nerede yer bulursa oraya otururdu. Hadis 828. Ebu Abdullah Selman el Farisi'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse cuma günü gusül abdesti alır. Elinden geldiği kadar temizlenir, yağından yağlanıp veya evinde bulunan güzel kokuyu sürüp camiye çıkar, iki kişinin arasına sokulmaya uğraşmaz, kılabildiği kadar nafile namaz kılar. İmam hutbe okurken susup onu dinlerse, Cuma ile öteki Cuma arasındaki günahları bağışlanır. Hadis. 829 Amr ibni Şuayb, babası vasıtasıyla dedesi Abdullah İbni Amr İbni As'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendileri izin vermedikçe, iki kişinin arasına oturmak, bir kimseye helal olmaz buyurdu. Hadis 830. Huzeyfe ibn Yaman'dan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem halka teşkil edenlerin ortasına oturanlara lanet etmiştir. Tirmizi'nin Ebu Miclez'den rivayetine göre adamın biri gelip halka ortasına oturdu. Bunun üzerine Huzeyfe, halka ortasına oturan kimse, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diliyle lanetlenmiştir. Yahut Allah, Peygamberi diliyle lanet etmiştir, dedi. Hadis 831 Ebu Said el-Hudri, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi oturma yerlerinin en hayırlısı en geniş olanıdır buyururken işittim. Hadis 832. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse bir mecliste oturup uzun uzadıya faydasız sözlerle vakit geçirir de o meclisten kalkmazdan önce Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyke Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih ve hamdinle tesbih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden bağışlanmamı diler ve sana tövbe ederim. Derse, o toplantıda yapmış olduğu hatalar bağışlanır. Hadis 833 Ebu Berze, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem meclisten kalkmak istediğinde son söz olarak şöyle dua ederdi: Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente esta'funuke ve tubu ileyke. Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih ve hamdinle tesbih ederim. Senden başka ilah olmadığına şahitlik ederim. Senden bağışlanmamı diler ve sana tövbe ederim. Bunun üzerine bir adam, Ey Allah'ın Rasûlü! Şimdiye kadar söylemediğin sözleri söylüyorsun dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, Bu söylediğim sözler, mecliste işlenen hatalara ve kusurlara kefarettir buyurdu. Hadis 834 İbni Ömer, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, şu duayı yapmadan önce, bir meclisten kalktığı pek az olurdu. Allah'ım, sana karşı işlenecek günahlardan Aramızda perde olacak korkundan, bizi cennete ulaştıracak kulluğundan ve dünya musibetlerine karşı tahammülümüzü kolaylaştıracak güçlü bir iman nasibet. Allahım, bizi yaşattıkça kulaklarımız, gözlerimiz ve her türlü gücümüzden bizi faydalandır. Aynı şeyleri soyumuza da nasibet bize zulmedenlerden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimizden yaralama. Dünyayı en büyük gayemiz eyleme. Dünyalık bilgi ve yaşantılarla da sonumuzu getirme. Bize acımayanları üzerimize güçlü ve kuvvetli kılma. Hadis 835 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Herhangi bir topluluk oturdukları meclisten Allah'ı zikretmeden kalkarlarsa merkep leşi yanından kalkmış gibi olurlar. O meclis, onlar için bir pişmanlık olur. Hadis 836. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir cemaat oturduğu mecliste Allah'ı anmaz ve peygamberine salat ve selam getirmezlerse bu toplantı onlar için bir pişmanlık olur. Allah, dilerse onlara azap eder, dilerse bağışlar. Hadis 837 Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bir yerde oturur, Allah'ı zikretmeden kalkarsa, Allah'a karşı eksik bir iş yapmış olur. Yine bir kimse yatağa yatar da, orada Allah'ı zikretmezse, yine Allah'a karşı eksik bir iş yapmış olur.